Evet arkadaşlar, birinci sorumuzdan başlıyoruz. Eşit bölmeli düzgün türdeş bir çubuk ağırlığı 4P olan X cismi ve Y cismi ile şekil 1'deki gibi yatay dengedeyken S ipinde gerilme kuvvetinin büyüklüğü 13P oluyormuş. S ipi ne oluyormuş arkadaşlar? 13P. X cisminin ağırlığı kaç P'di? 4P. Eşit bölmeli türdeş demiş arkadaşlar. Buna göre Z cisminin ağırlığı kaç P'dir diye bir soru. Torkumuzu ipe göre alacak olursak, eşit bölmeli türdeş çubuk dediği için P çubuğun ağırlığını da tam ortaya koyalım ve şuradaki O noktasına göre tork alalım. 4P çarpı kaç birim? 2 birim eşittir Y çarpı 1 birim arkadaşlar. Buradan Y'yi ne bulduk? Y'yi arkadaşlar 8P bulduk. Doğru mudur? Y'yi 8P bulduktan sonra denge şartından aşağı doğru çeken kuvvetler yukarı doğru çeken kuvvetlere neydi? Eşitti. Aşağı doğru toplam kaç P çekti? 4P artı 8P 12P. 13P'nin olması lazım eşit olabilmesi için. Çubuğun ağırlığı kaç P olması lazım? P kadar olması lazım. Eşit bölmeli türde çubuk dediği için bu P'yi yine çubuğun orta noktasına koydum arkadaşlar. X cisminin ağırlığı kaç P'di? 4P'di. Bize Z'yi soruyor. İpe göre yine moment, yani tork alacak olursak, ipe göre ip diyelim. 4P çarpı 1 eşittir P çarpı 1 artı Z çarpı 3. Z burada ne gelir arkadaşlar? 1P gelir, cevabımız A şıkkı.